Herkese merhabalar. Tarot okuyucusuna hoş geldiniz. Sevgili gönül dostum. Bugün hep beraber şöyle ocağın sonuna kadar eriller ne yapacak? Ne edecek? Bu eriller çıldırmış olmalı. Erillere neler oluyor? Tarot yorumuyla bu karşınızdayım. Bunu yaparken şöyle yapacağım. Yine aynı desteği kullanacağız. Toprak grubu, su grubu, hava grubu ve ateş grubu olarak erileri ayıracağım. Ve bunu yaparken de tarot destesinde bulunan kralları alacağım. Hatta hep beraber böyle yapacağız. Ve sonrasında da her birine yorum açacağım. Ve bununla beraber mevcutki enerjileri de yine sizlerle paylaşacağım. Özellikle de 15'ine kadar, yani 15 Ocak tarihine kadar olan süreçte. E, Eriler için zor bir süreç çünkü çok yoğun bir şekilde dişil enerji aktive olacak. İşte o sebeple onlardan böyle çok bir şey beklemeyin. Hani çocuk gibi olabilirler, huysuz olabilirler, gergin olabilirler, e, inatçılık sergileyebilirler mevcudaki bu değişim ve dönüşüm enerjilerine karşı birazcık böyle direnç gösterebilirdiler çünkü e, 10 Ocak tarihinde artık siz de biliyorsunuz ki buna dair detaylı da bir video hazırlayacağım e, Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek olan Türkiye saatine göre 21.30'da halkalı bir ay tutulması olacak e, çok büyük enerjiler var yani gerçekten çok büyük enerjiler açığa çıkacak ve bir kaderi yeniden yazıyoruz çünkü yine aynı gün Uranüs retrosu da Boğa burcunda sona eriyor. Şimdi Uranüs retrosu 10 Ağustos 2020 tarihinde Boğa burcuna aktive olmuştu. Yani Ağustos'tan bu yana getirdiğimiz, yaşadığımız enerjiler var. Karma, Karmik döngüler tamamen hepsi yeniden açığa çıkıyor. İşte o sebeple birazcık böyle e, erkekler ya da eriller gerçekten ama gerçekten çıldırmış olabilirler. Hani bir iş verirsiniz yapmaz, sorumluluklardan kaçabilir. Ne bileyim işte beklediğiniz alıştığınız şeyleri yapmanın ötesinde böyle hiç ummadığınız şekilde davranışlar sergileyebilirler. O yüzden birazcık daha böyle e, anlayışlı olmak ya da görmezden gelmek bu dönemde kıymetli olacak. Sonrasında ise bu dönemde yine 12 Ocak tarihinde ayrıca Satürn ve kavuşumu var. Şimdi o da çok önemli bir enerji o da böylelikle ne yapıyor? Bir devri tamamen kapatıp yeni bir devri açığa çıkartacak. Ve işte bu dönemde mümkün mertebe geçmiş geçmişle alakalı konulardan ziyade bir şekilde nasıl söyleyeyim yeni yenilikçi ya da yeniye dair her ne ya da neler varsa onları seçmek çok kıymetli olacak. Evet bunu da bulduk. Ee, ve yine erkekler için yani eril enerji için zor bir süreç. Çünkü iki gün öncesinde yaşanan ay tutulması, pardon ay tutulması tabii ki de onu gerçekten de zorlayacak. İşte bu sebeple birazcık böyle sıkıntılı olabilir. Yani e, değişmek istemeyebilir, inatçılık sergileyebilir. Agresyon bu dönemde çok yoğun Tavan olabilir. Yani tartışmak istemiyorsunuz canınız sıkılsın aman ağzımın tadı bozulsun istemiyorum diyorsanız da lütfen ama lütfen e, hiçbir şeye bulaşmayın. Yani hiçbir şeyi dert etmeyin kendinizi söylenmeyin de zaten söyleniyoruz söyleniyoruz da bazen onu da düşünüyorum yani pek bir şey bazen değişmiyor sadece ve sadece kendimizi üzüyoruz bu arada bazı gönül dostlarım tabii ki de ayrı olabiliyorlar yani e, ayrılık yaşayan gönül dostlarım var onlar da soruyorlar ki hani adım atalım mı hayır özellikle de bu ay lütfen ama lütfen dişil enerji adım atmasın ha ona yeşil ışık yakabilirsiniz arkadaşlarınız vardır bir şekilde e, gelmesini ne dair ona e, yüreklendirebilirler, onu cesaretlendirebilirler. Ama siz aramayın, e, siz direkt sormayın. Ha bu esnada doğum günü olabilir. Yani şimdi bazı gönül dostlarınızın, e, erkek arkadaşlarının ya da eşlerinin bu dönemde doğum günü, e, güzel bir mesaj çekin. Ama kısa, öz, net olsun. Yani hani çünkü bu senede bir kez gelen bir şey. Hani ayrı olsanız bile yani bu benim düşüncem tabii ki de kutlamak kıymetli ya da belki de bir sorun vardır bir durum vardır konuşulması gerekecektir e, o zaman da bunu konuşmamak doğru olmayacağından dolayı zaruri olan her şeyi yapmak ama gelsin diye dönsün diye tekrardan sevsin diye hareketlerden uzak kalmak kıymetli. Çünkü mevcuttaki bu ay tutulmasıyla beraber o kaybetme duygusunu da, o pişmanlık duygusunu da derinden hissedecekler. O yüzden bunu onlara hissettirmek ya da bu tecrübeyi yaşayabilmeleri için... Onlara fırsat vermek önemli olacak... 13 Ocak'ta ise... Venüs balıkta... Yani işte yavaş yavaş böyle... Dişilere doğru çekildikleri... E, seksüel enerjinin de... Artık böyle tavan yapmaya başladığı... Enerjileri de açığa çıkartacağından dolayı... Böyle gerçekten de özledikleri... Gerçekten de sizi istedikleri... Tutkularıyla... E, duygularıyla... Size dair adım atacakları... Enerjiler açığa çıkacak... 20 Ocak'ta ise Güneş Kovada. E, güneşin Kovada olmasıyla beraber kendilerine geliyorlar. Yani akılları artık çalışmaya başlıyor. Ne istediklerini biliyorlar. Neyi nasıl istediklerinin farkına varıyorlar. Ve zekalarıyla beraber bunu nasıl elde edecekleri konusunda da bir şekilde fikirleri olacak. Ama bazı ki, geleceğim adım adım geleceğim, e, özellikle de ateş ve hava grubu olan Beyefendiler, eriller hala bunu büyüklük yapabilirler. Bilginiz olsun. Yani Koç Burcu, Aslan Burcu, Yay Burcu, İkizler Burcu, Terazi Burcu e, ve bununla beraber e, Kova Burcu, Fakat toprak ve su yani boğa burcu başak burcu oğlak burcu yengeç akrep ve balıklar daha romantikler. Daha böyle pır pır uçan aşk kelebekleri gibi e, böyle size sokulacakları enerjiler var. 25 Ocak tarihindeki yeni ayın kova'da olmasıyla beraber bütün bu eriller bir şekilde adım atmak, bir şekilde yenilik yapmak, e, ilişkinin ihtiyaç duyduğu nesi varsa yani ilişkiyi bir makine olarak, bir araç olarak alacaklar ve daha iyi gidebilmesi ya da yürüyebilmesi için hangi aksamında bir sıkıntı varsa, hangi aksamı değiştirilmesi gerekiyorsa ya da düzeltilmesi gerekiyorsa işte buna dair hamlelerde bulundukları enerjiler içinde olacaklarını da hatırlatmak istiyorum. Şimdi Ateş grubu erillerle başlayacak olursak eğer bir bakalım bakalım yani Koç burcu, Aslan burcu ve bununla beraber yay burcundaki eriller bu dönemde nasıl e, davranacaklar ya da nasıl bir e, nasıl söyleyelim kişilik özelliği sergileyecekler gelin hep beraber bunlara bir bakalım şimdi bunu buraya koyalım. Ee, birazcık kavgacı olabilirler. Birazcık bu dönemde kıskanç olabilirler. Yani dediğim dedik olma ihtimalleri yüksekmiş gibi burunlarından pek kılı aldırmayacaklarından dolayı onu kendi haline bırakmanız çok önemli. Çünkü ancak ve ancak bu her şeyi ben bilirim havası ya da ben bilirim enerjisi e, tek başına kaldığı zaman böyle pıs diye sönecek. Ama yok siz onunla tartışırsanız işte ne bileyim işte e, aksi bir şekilde etkiye tepki olarak karşısına dikildiğiniz takdirde de o ben biliyorum havasıyla bayağı uzun bir süre gidecek. Hem sizi üzecek belki de hem sizi sinir edecek hem tartışacaksınız. Hiç gerek yok onu kendi haline bırakın tartışmayın kavga etmeyin. Çünkü yapacağı bütün tartışmalarda ya da yapacağı o ani çıkışlarda ya da o agresyonuyla beraber hiç kazanan taraf olmayacak. Yani kendisi de kazanamayacak siz de kazanamayacaksınız. O yüzden bu dönemde yani Ocak ayında lütfen ama lütfen yani koç. Aslan ve Yay burcu erkekleriyle tartışmayın çünkü bu dönemde İnancıyla alakalı konular tekrardan revize olacak. Yani bu ne demek? Özellikle de karma yeniden yazılıyor biliyorsunuz. İnançla alakalı yani bu dini inancı olabilir, aşkı inancı olabilir, ilişkinize karşı inancı olabilir. O yüzden onu böyle hey heylerini çıkartmaya hiç gerek olmadığını düşünüyorum. çünkü hayatını yeniden kurmak istediği bir şekilde yaşadıklarından, yaptıklarından ya da mevcuttaki durumdan hoşnutsuz olduğundan dolayı yani bu belki işi olabilir belki oturduğu ev olabilir e, belki arabası olabilir yani hayatında zaten artık bir değişim istiyor değişiklik istiyor ve bunun buna odaklandığı bir zaman diliminde olacak ve aileyle alakalı ailesiyle alakalı da maddiyatla ilgili bir gelişmenin de gündeme geleceği belki de para Belki de miras, belki de sizin aileye girmeniz ya da belki de aileye yeni bir üyenin yani bir çocuğun bir bebeğin de gündeme gelebileceği enerjiler var. Evet, bir de bunu yapalım. Bununla beraber Kupa ikilisi geldi. Size zaten aşkını ilan edecek. Bu ilişkide gerçekten de güzel adımların atılacağı enerjiler var. Belki de onayı ailesinden bekliyor. Yani çünkü bir şekilde inançlarıyla beraber yeni hayatında ailesinden alacağı onayla sizi hayatına katmak istediği enerjilerin de açığa çıktığı bir zaman dilimi ki bu süreçte bir taşınma bir yer değiştirme ee, belki de işi değiştirecek yani mutlaka ve mutlaka bu ay hayatına dair bir şeyleri gerçekten de değiştirmek isteyecek ee, ve bu konuda onu dırdır etmektense yani onu kendi haline bırakın onun zaten aklı çalışıyor kafası var ne istediğini nasıl yapacağını nasıl elde edeceğini de zaten çok iyi biliyor o yüzden onu kendi haline bırakırsanız bonusunuz var yani küsseniz barışacak ee, birlikteyseniz bir teklifte sunacak ve hayatını size alacak. İşte o yüzden birazcık daha sakin olmak kıymetli. Bu arada <laughs> bu açılım için bu sevimli domuzcukları kullanmak istedim. Bu benim çok sevdiğim bir deste. Sizi gerçekten de seviyor. Hatta belki de buna dair bir şey yazacak. Hani bir aşk mektubu yazacak. Bakalım bir de buradan ne geliyor. Evet e, yaptığı hatalardan dolayı, yaptığı yanlışlardan dolayı zaten gerçekten de üzgün. Yani o, o pişmanlığı gerçekten de yaşayacak ya da yaşıyor. Hani farkında o üzüntüsü var. <gülüyor> ay. <gülüyor> ay. ay, bunu her gördüğümde böyle çok gülüyorum. Kusuruma bakmayın. Elmasa sarılmış yani tek taşın elması diyorum ben size ki zaten kupa ikilisi de geldi. Evet bu kişi hayatını sizinle birleştirmek istiyor. Ya da sizinle hayatını birleştirebilmek adına bir adım atacak. Bir şekilde sizi zaten hayatında e, olmanızı istediğinden dolayı e, hayatıyla alakalı yapması gereken yapılması gereken de farkında. O yüzden ona işini öğretmeyin, onu kendi haline bırakın ve sonrasındaki o muhteşem enerjilerin de keyfini çıkartmanız e, çok kıymetli olacağını da hatırlatmak istiyorum. Şimdi ateşleri bitirdik. <laughs> toprak grubuna gelecek olursak eğer bir bakalım bakalım acaba boğa burcu başak burcu ve oğlak burcu erilleri yani erkekleri bu dönemde Ocak sonuna kadar ne yapacaklar nasıllar onları neler bekliyor Gelin hep beraber bir bakalım bakalım. Ee, özellikle de toprak grubunu 10 Ocak tarihi çok derinden etkiliyor çünkü Uranüs Retrosu boğa burcunda bu dönemde sona eriyor şimdi boğayı zaten çok etkileyecek ama Başa ve oğulları da yine aynı oranda e, ya da bir tık birazcık daha az etkisi altına alacak ki aslında hepimizi etkiliyor ama %100 tabii ki de bol burcunda. Ee, bu dönemde karma'yı yeniden yazıyor, kaderini yeniden yazıyor. İster istemez duygusal olabilir, İster istemez alıngan olabilirler, İster istemez çok ateşli olabilirler. Yani nereye çekseniz oraya gidecek enerjiler içindeler. Birazcık böyle e, hayatta bazı şeyleri kaçırdıklarını düşünebilirler. Onun huysuzluğu içinde de olabilirler e, ve geçmişe bağlı kaldıkları geçmişte sevdiği bazı şeyleri artık kaybettiğini bilmekte onlara ister istemez huzursuzlanması için ya da çok daha duygusal olmaları için geçerli sebebi de yine aktive edecektir sonrasında ise 12 Ocak tarihinde Satürn'ün Plüto ile kavuşumu zaten bu dönemlerin artık bittiğini onlara gösterecek fakat değişme direnebilecekleri enerjiler de var ama şükürler olsun Uranüs Retrosu bittiğinden dolayı bu geçişi birazcık daha ya da normalden birazcık daha rahat alacaklar. 13 Ocak'ta Venüs'ün balıkta olmasından dolayı da böyle pır pır aşk kelebekleri olabilirler. Yani çok Keyifli olacakları enerjiler var 20 Ocak'ta ise Güneşin kova burcuna Geçmesiyle beraber Bütün eriler zaten akıllarını başlarına Alacaklar ama en önemlisi 25 Ocak'ta da yeni ayın Kova burcunda olmasından dolayı de çok daha açık Oldukları enerjiler var Bu dönemde duygusal konularda gerçekten de çok hassaslar. Aldatıldıklarını düşünebilirler, aldandıklarını düşünebilirler. Bir şekilde onu kandırdığınızı düşünebilecekleri, yani bu tarz yanılsamalar içine girebilecekleri enerjiler var. Çocuk gibi olacaklar. Öncelikle onu söyleyeyim birazcık daha poppoflanmaya ihtiyaçları var ee, ve eğer bir ayrılık varsa burada hayatınıza başka biri girdi diye de endişeye düşebilecekleri, endişeye kapılabilecekleri bir zaman diliminde bu dönemde Uranüs Retrosu'nun da artık sona ermesinden dolayı aldıkları çok fazla sorumlulukları yani başkalarının da sorumluluklarını aldılarsa eğer artık bunları yavaş yavaş salıvermek istedikleri ...size karşı çok yoğun duygular içinde olacakları... ...yani bu Uranüs retrosunun sona ermesinden dolayı... ...o tutkularını bir şekilde sizinle paylaşmak istedikleri... ...fakat bu ilişkiyi dışarıdan ya da içeriden baltalayan... ...ya da altına oyan her kim ya da kimler varsa... ...bir şekilde o fitne vücudcuların da farkına varacağı... ...yani bu birazcık da sizin yakın çevrenizde... ...hatta belki de onun ailesinde, dostların arasındaki sizi istemeyen e, ya da onun sizinle olmasını istemeyen kişilerin de farkına varacağı fakat onlara rağmen e, sizinle olmak istediği yani sizinle olmayı tercih edeceği, sizinle olmayı seçeceği enerjiler var. Hani bu dönemde belki bir kutlama olabilir, bir doğum günü, belki de bir nişan, düğün, terfi ama güzel enerjiler var. Yani belki de şimdi bileyim seneyi devrenizde kutlayacaksınız, belki de çok başka bir şey kutlayacaksınız. Ama sizinle gerçekten de mutlulukları da paylaşmak istediği, e, parayla alakalı, maddiyatla alakalı konularda birbirinize bu dönemde yardım etmek, e, bir şekilde parayı ya da maddiyatı sadece bir partnerin üstüne yüklememek de bu dönemde kıymetli olacak. Belki de bu dönemde borçlarını ödeyebilmek ya da e, almak istediği bir şeyi alabilmek adına da borç para alabileceği enerjiler açığa çıkacak. Ve son olarak da <laughs> bu çok güzel kuponlusu geldi ee, sizinle aile olmak isteyecek yani aileyseniz de evliyseniz de bir tane daha çocuk isteyebilir ya da bir çocuk isteyebilir ya da aile değilseniz evli değilseniz de sizinle gerçekten de aile olmak istediği enerjiler var yani bu Uranüs Retrosu'nun sona ermesi e, ve yine ay tutulmasında yengeç Burcu'nda olması özellikle de toprak grubunu ve su grubunu da tabii çok duygusal yapacak o aile olma enerjilerini Derinden hissedecekler ve derinden isteyecekler. O yüzden e, bu dönemin keyfini çıkartmanız kıymetli olacak. Bununla beraber çocuk gibi mutlu oldu. Yani içindeki neşesini ortaya koydu. Böyle aşk kelebeklerinin onun kalbinde pır pır ettiği. <laughs> e, biliyorsunuz erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Evet bu arada ona güzel yemekler yapın. E, ya da güzel yemekler yemek için güzel yerlere gidin. Güzel yemek derken de altına önemli çiziyorum. Hani çok pahalı yemekler ya da pahalı restoranlar değil. Mesela dilli kaşardı tost benim için çok güzel bir yemek. Ee, ya da ne bileyim işte bir kokoreç mesela. Tabii herkes sevmeyebilir. Ee, ya da bir salata bardan bir salata tabağı almak da keza aynı şekilde o yüzden e, birazcık onun bu dönemde midesine çalışmak <laughs> kıymetli olacak ki zaten boğa burcu için başakta ve oğlakta da var ama boğada birazcık daha fazla var o yemek e, yemek şeyi. O yüzden birazcık böyle bu taraflara Çalışmak kıymetli olacak Yine bu ay hastalanabilir Yani soğuk algınlığı olabilir Alerji olabilir e, Sizin ilginize gerçekten de ihtiyaç duyabilir Ona bu konuda destek olmakta Onu bu konuda desteklemekte de, e, Çok kıymetli olacağını Hatırlatmak istiyorum Evet Bu da bitti <laughs> Çok pardon Şimdi hava grubu beyefendilerine gelecek olursak eğer bir bakalım bakalım acaba ikizler, terazi ve kova burcundaki beyefendiler bu dönemde yani ocak sonuna kadar ne yapacaklar, ne olacak, onlara nasıl davranmak kıymetli? Gelin hep beraber bunlara bakalım. Şimdi <laughs> bütün eriller için geçerli ama özellikle de hava grubu için yani ikizler, terazi ve kova burcu erilleri için çok daha geçerli olan bir gerçek var. 20 Ocak'a kadar akılları pek çalışmayacak. <laughs> özellikle de havalar pek birazcık böyle çok havada olacaklar gerçekten de. O yüzden 20 Ocak'a kadar ne söylediklerini çok böyle üstünüze alın kişiselleştirin ne ondan böyle çok fazla bir şey bekleyin Hani böyle çok fazla nasıl diyeyim kapasitesinin farkına varın. Öyle söyleyeyim. Aslında özünde çok zekiler. Yani aslında Zodya'ya baktığımızda hava grubu erkekleri gerçekten de en zeki, kafası en iyi çalışan, hani dahi, mucit, e, yaratıcı enerjiye sahip olan beyefendiler. Fakat mevcuttaki ay tutulması ve dişil enerjinin bu kadar yoğun olmasından dolayı kendi içlerindeki o dengeyi yakalayamayan, hava grubu beyefendiler ne yazık ki bu dönemde birazcık böyle şapşık olabilirler. Ve bununla beraber iletişim konusunda da aslında özünde çok yetenekli olmalarına rağmen bu süreçte ketum olabilirler kendilerini. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> ifade etme konusunda zorlanabilirler. Ee, böyle işte A derken aslında B demek isterler. C derken de aslında A demek istedikleri enerjiler var. 10 Ocak tarihindeki hem Uranüs Retros'un sona ermesi hem de Dolunay'ın e, yani Ay tutulmasının Yengeç Burcu'nda olmasından dolayı duyguları konusunda korkacakları bir zaman dilimi. Yani... Pek böyle duygularını ifade edebilecekleri enerjiler içinde olmayacaklar. Sonrasında ise 12 Ocak tarihinde Satürn'ün Pluto ile olan kavuşumunda birazcık böyle korku, geçmişi bırakamamak, geçmişten gelenleri bir şekilde set edememek, geçmişte kapatamadıkları bir durum, bir olay, bir kişi, bir ilişki varsa hani bunu nasıl handle edeceklerini ya da bunu nasıl idare edeceklerini bilemedikleri enerjiler içindeler. Sonrasında ise <laughs> çok pardon 13 Ocak tarihinde Venüs Balık Burcu'na geliyor. İşte burada birazcık böyle canlanabilirler. Özellikle de ikizler Burcu birazcık daha flörtöz bir enerjiye sahip olabilir. Terazi de, de yine <laughs> çok pardon biraz çay içeceğim. <laughs> Evet. Terazi burcunda da yine güzel enerjiler varken kova burcu birazcık böyle içine kapanabilir. Yani bu kadar sevgi, bu kadar duygu ona birazcık kafasını karıştırabilir. İşte o yüzden onları kendi halinde bırakmak bu dönemde kıymetli olacak. Sonrasında ise 20 Ocak'ta yani güneşin kovaya geçmesiyle beraber önce kova burcu güçlenirken bu sıralama kova terazi ve e, ikizler olarak devam edecek ve sonrasında 25 Ocak'ta kova burcunda gerçekleşecek olan yeni ay enerjisiyle beraber zaten her şey umduğunuzdan da güzel olacak özellikle de hava grubu e, beyefendilerle beraber olan ya da bir şekilde ...aklınızda olan kişi, hava grubuysa... ...bu kişilerle yeni başlangıçlar... ...yeni deneyimler... ...yeni tecrübeler gündeme gelecek... ...ve yeniyi çok daha rahat kabul edecekleri... E, ...mantıklarını devreye soktuklarından dolayı... ...duygularının da... E, ...akıllarını takip ettiği... ...bir zaman diliminde olacağınızı da... ...hatırlatmak istiyorum... ...fakat bu süreçte... ...yani 20'sine kadar olan süreçte... E, ...kendi içlerine kapandıkları... ...yani... <laughs> bu değişim ve dönüşüm için birazcık daha zamanı ihtiyaç duydukları ketum olacakları özellikle de dişil enerjinin bu dönemde toplayıcı olması birazcık daha fedakarlık yapması ya da birazcık daha bu süreçte erkeği anlaması kıymetli olacak. Ee, ve yine bu dönemde evle alakalı ya da işle alakalı yeni başlangıçlar yapabileceği. Yani belki de e, para kazanmak için işini değiştirdi ya da oturduğunuz evi değiştirebileceğiniz. E, belki de evdeki eşyaları değiştirmek istediği ama kesin aklında evle alakalı konuların, durumların olduğu bir zaman dilimi var. Bu dönemde çevresindeki kişiler, bu ailesi olabilir, arkadaşları olabilir ya da yakın e, bulunan kişilerin e, eleştirilerine pek de gelemediği yani onları dinlemek istemediği onların o negatif enerjilerinden olumsuz bir şekilde etkilenebileceği işte bu sebeple yalnızlığı seçeceği tek başına olmanın da ona gerçekten de iyi geldiği enerjiler içinde olacak bu süreçte e, biraz böyle kendisine çekilirse e, olayları daha iyi anladığı ve işle alakalı yapılması gereken ya da yapması gereken her ne ya da ne, nelerse alması gereken o sorumluluğun atılması gereken o adamın farkına varacağı bir zaman dilimi olacak. Bu dönemde bazı şeyleri idare etme konusunda gerçekten de zorlandı. Yani belki ailesiyle sizi, e, siz de belki de işini, belki de işiyle ailesini yani o iki arada bir derede kaldı. Fakat içindeki o oyun Uyuncu ile beraber olayları birazcık da esprili yaklaştı. Yani olayları tiye alıcı, geyik yaptığı bir zaman diliminde olacak ve yine bu süreçte 20 Ocak itibariyle Güneş'in de Kova burcuna geçmesinden dolayı hayatında çok hızlı bir Değişim, dönüşüm enerjisinin aktive olduğu haberlerin, dedikoduların ya da hızlı bir e, ortam değişikliğinin, durum değişikliğinin de yine gündeme geleceği bir zaman diliminde olduğunu da hatırlatmak isterim. Ki zaten... E, İlk gelen kartımızda kılıç dörtlüsü de e, yaklaşmakta olan o değişim ve dönüşüm enerjisinin sinyallerini vermişti. İşte bu yüzden zaten mevcutta bu aklına koyduğu ya da aklında tasarladığı değişimleri yaratacağından dolayı e, bu zaman diliminde gerçekten de neyi nasıl yapması gerektiğinin farkına vardığından dolayı hiçbir şekilde bocalamadığı enerjiler içinde olacak. E, bununla beraber bakalım. <laughs> Ay bu deste beni çok mutlu ediyor. Umarım siz de bunlara baktığınızda bu kartlara baktığınızda en az ben kadar keyif alırsınız. Birazcık tembellik yapmak isteyecek. Yani ee, Karakışın bu ortasında eğer Güney Yarım Kürede değillerse e, Kuzey Yarım Küredelerse gerçekten de tatile özledikleri bir zaman diliminde. E, bu arada e, özellikle de Güney Yarım Küre demişken dün sevgili Gönül dostlarımızdan e, Sayın Berna Hanım Efendi e, Avustralya'ya dair bir dikkat çekmişti. E ee, buna dair bir dua çalışması yapmayı ben de istiyorum. Fakat bunun için özellikle de salı gününü düşündüm. Ee, salı günü belki de yani yarın bir canlı yayın yapabiliriz. Hatta yapalım istiyorum. Dua edelim. Avustralya için başlayalım. Sonrasında bütünün hayrına olacak. Sizlerden gelen isteklerle beraber ortak noktada buluşup e, her birimiz Kalplerimizi eee İhtiyaç sahibine e, için dua ederek dolduralım isterim e, ki bunu zaten paylaşacağım sizlerle ama şimdi güney yarım küre kuzey yarım küre diye gelince e, burada da paylaşmak istediğimi hatırlatmak istiyorum ve Berna hanımefendiye de yani saygılı, e, sevgili gönüllü dostumuz Berna hanımefendiye de kalben yeniden e, kucak dolusu sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Şimdi bununla beraber <laughs> Evet bu kişi yani hava grubundan olan bu beyefendi çok jiks olacak. Yani elinde balonlar böyle takmış takıştırmış. Kalpli bir tane şey smokinini eee papyonunda takmış sizi bir kutlamaya davet edebileceği enerjiler de var. Şükürler olsun 20'si itibariyle akılları yerine geldiğinden dolayı ne yapmaları gerektiklerini çok iyi bilecekler. Fakat bu süreçte fazla kilo alabilirler. kilolarıyla başları dertte olabilir ya da fitness işte fiziksel aktiviteler bir şekilde bedenlerinden mutlu olmadıkları enerjilerde yine açığa çıkabilir. Ee, belki birlikte bir spor salonuna yazılabilirsiniz. Eğer çok kilo aldıysa bir şekilde ona detoks programı hazırlayabilirsiniz. Ya da ona bu dönemde birazcık daha böyle bitkisel içerikli ya da yeşil e, gıdalar hazırlayarak bu sıkıntısından kurtulmasına da yardımcı olabilirsiniz. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> ve son olarak su grubu beyefendiler. Yani yengeç burcu, akrep burcu ve e, balık burcundan beyefendilere bakacak olursak eğer bir bakalım bakalım acaba bu dönemde mevcutdaki yani bu beyefendiler ne yapacaklar? Yani eriller e, nasıl davranacaklar? Onlara nasıl davranmamız gerekiyor? işte hep beraber bunlara bakacağız. Eee 15'ine kadar dişil enerji çok yoğun olacak öncelikle onu söyleyeyim. İşte bu sebeple birazcık böyle duygusal olarak karıştıkları ve onlar karışırken de ortalığı karıştı, karıştırdıkları enerjiler var. Birazcık böyle olayları yanlış anlayabilirler. Yanlış yorumlayabilirler. E, depresif olabilirler. Hani... E, Tötünden mi anlıyorsun deriz ya, evet tötlerinden anlayacakları ve böyle de gönül koyacakları enerjiler var. Ee, 10 Ocak tarihinde e, Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek olan ay tutulması özünde bir dolunay enerjisi ve birazcık dağıtacak bu beyleri. Yani öyle böyle değil. Gerçekten de dağıtacak. Hani içip içip sizi arayabilirler. Ne bileyim yok yere küsebilirler. Yok yere alınacaklarından dolayı bütün faturayı size çıkartabilirler. O yüzden birazcık böyle onları ciddiye almak demeyeyim. Ama söylediklerini çok da böyle kişiselleştirmemek kıymetli. Yani atıyorum mesela işte bunun sebebi sensin. İşte bak bu böyle olmadıysa bu böyle. E, bu yüzden diye geliyorlarsa sadece dinleyin. Bakın yapabiliyorsanız sarılın. O zaman çünkü kendilerine bazen gelebiliyorlar. Ya da hiç kavga ve tartışma yapmayın. Çünkü içlerindeki o acı bedendeki o acı çeken çocuk bir şekilde ancak kendisini dışarıya çıkartabilmek. O sevgi ihtiyacının karşılanmasına e, duyduğu sonsuz özlemle e, bu tarz e, dramatik, travmatik eylemler ya da durumlar içinde bulunabilir. Ve yine aynı gün Uranüs Retrosu'nda Boğa Burcu'nda son ermesinden dolayı da mevcuttaki bu değişimin geldiğini artık fark edecekleri. Yani o çanların, değişim çanlarının çoğaldığını farkına vardıkları fakat değişimden bu sefer ürkecekleri bir zaman dilimi var. birazcık o kendilerine karşı ya da hayatlarına karşı sorumluluğu alma konusunda içlerine kaçacaklar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ondan bu dönemde beklediğiniz yapması gereken alması gereken bir sorumluluk varsa hani alamazsa emin olun bundan çünkü korkacaklar çünkü 12 Ocak tarihinde de çok pardon Satürn'ün Plüto ile kavuşumu e, özellikle su grubu erkekleri erilleri çok etkileyecek. Çünkü burada bir dönem kapanıyor ve yeni bir dönem açılıyor. Ee, dönüşümün inşa edileceği enerjiler aktif olduğundan dolayı hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Ve özellikle de bunun farkına vardıklarından dolayı birazcık olacak olanlardan ya da yeniden korkacaklar ya da yeniden korkma ihtimalleri var. E, pek bunu dile getiremeyecekler. Zaten bunu dile getiremediklerinden dolayı olayı farklı bir şekilde yansıtıp ya işte şikayet edecekler ya çemkirecekler ya da bir şekilde çocuk gibi küsüp e, onu peylemenizi, ona sarılmanızı, ondan özür dilemenizi bekleyebilirler. Fakat şükürler olsun bu enerji sonsuza kadar sürmüyor. Hani bu çok artı bir şey, avantajlı bir şey. 13 Ocak tarihinde yine şükürler olsun Venüs'ün balık burcunda olmasından dolayı akılları başlarına geliyor. Ee, aslında bütün erilerde akıllar başa 20'si itibariyle geliyor ama şükürler olsun Venüs'ün balıkta yani su grubunda su enerjisinde olması önce balıkları sonra akrep erkeğini ve en sonunda yengeç erkeğini kendi başına getirecek yani aklını başına getirecek teklif olabilir e, sürpriz olabilir böyle yaptıklarını sanki o yapmamış da atıyorum komşunun oğlu yapmış ya da işte ne bileyim komşu yapmış gibi yaklaşabilir size o yüzden hiç ama hiç üzülmeyin derim ben. E, dediğim gibi Kılıç sekizisi geldi. Çok fazla korkusu var. Yani değişimden korkacak, geçmişteki travmalar, bilinçaltındaki kayıtlar ve bu dönemde anneyle alakalı, yani dişil enerjiyle alakalı e, yaralar şifalanması gereken durumlar, travmalar da gündeme geçecek. E, bu dönemde öncelikle yengeç burcu erkeği, sonrasında balık burcu ve sonrasında da akrep burcu erkeği anneye bir düşkünlük sergileyebilir ya da e, kızına düşkünlük sergileyebilir, ablasına düşkünlük sergileyebilir, e, hanımına da böyle bir düşkünlük sergileyebilir ama eş kısmı yani dişil enerji kısmı birazcık böyle e, 13'üne kadar ya da 12'sine kadar sonlarda gibi durmakta o yüzden e, birazcık daha böyle melankolik olacağı enerjiler içinde olacak e, ki bakın zaten yine geldim e, tılsım meşhisi geldi sağlıkla alakalı, parayla alakalı, gelecekle alakalı enteresan kaygıları var. Yani evet hepimizin öyle ya da böyle bu kaygılara sahip olabildiğimiz zamanlar var. Fakat bu dönemde çok fazla geleceğe dair kaygısı olacak. Yani öyle böyle değil. Yani her şeyden rutubetten nem aldığı korkuların inanılmaz bir şekilde olduğu bir zaman diliminde e, bu dönemde çok fazla böyle sağlığıyla ilgili endişe duyuyorsa bir şekilde e, doktora gitmesini tavsiye edebilirsiniz. Parayla alakalı bir endişesi varsa da e, bugüne kadar aslında atlattığı o Parayla ilgili sıkıntılı zamanları hatırlatıp hani sen bak onları aşmıştın bunu da aşarsın. Hani bunda ne var ki tarzında telkinlerde bulunmanız kıymetli olacak. Bu arada çok büyük bir değişim ve dönüşüm enerjisi olduğundan dolayı e, o dengeyi yakalamak zorunda. Yani o mantığıyla, aklıyla, kalbiyle o dengeyi yakalamak zorunda. Çünkü su gruplarında yani yengeç, akrep ve balık hem kadının da hem de erkeğin de çok büyük bir değişim var. E, bu ay tutulması yengeç burcunda biliyorsunuz e, ve 6 aylık bir zaman dilimini etkileyecek. Hayatlarımızda o kaderimizi yeniden yazabileceğimiz, yani beğenmediğiniz bir şey varsa bunu değiştirebileceğimiz kadar güçleneceğimiz, inanılmaz bir şekilde maddi olarak güçleneceğimiz, yani bollu kısmında e, mutlu olduğumuz aşk konusunda da gerçekten de kalbimizin mutlu olduğu böyle aşktan çarptı enerjiler var fakat bunu ancak ve ancak olgunlukla ancak mantığımızla ve duygularımızı e, bir arada tutarsak yakalayabileceğimiz işte onun da bu duygusal travmatik tavırlarından bir an önce sirkelenmesi gereken ve bu değişim için e, gücünü toplamasının önemli olacağı bir zaman dilimi var. E, 13 Ocak itibariyle Venüs'ün balıkta olmasından dolayı tutkuların ve seksüel enerjisinin yoğunlaşacağından dolayı bir teklif bir adım bir sürpriz, bir hoşluk yapacağı, size dair çok daha böyle, kıymetli bir şekilde koşar adım geldiği, enerjiler var, fakat dediğim gibi, 20'sine kadar pek kendisine gelemiyor, yani evet 13'ünde bu enerjiyi hissedecek ama, 13, 14'üne pat diye, yine böyle mutsuz, depresif, işte ne bileyim her şeyden şikayet eden, enerjiler içinde olabilir, e, küllerinden yeniden doğacağı, tipi görmeden, ee, yeni başlangıç yapamayıcı, bir devri kapatacak enerjilerin zaten 12 Ocak itibariyle aktive olduğu ve onun da bunu dibine kadar, iliklerine kadar yaşadığı, yaşayacağı bir zaman dilimi var. Ee, ne yapabilirim onun için derseniz dua edebilirsiniz. Eğer yanınızdaysa, yani ilişki devam ediyorsa, iletişim devam ediyorsa ...onu böyle çocuk gibi alıp kucaklayabilirsiniz... ...yani böyle saçıyla oynayabilirsiniz... ...piş piş yapabilirsiniz... ...ondan sonra cuma... ...onu dinleyebilirsiniz... ...onu gerçekten de koşulsuz... ...şartsız sevdiğinizde... ...bir şekilde ona hissettirebilirsiniz... ...onun o korkularını... ...dinlediğiniz zaman... ...hani sizin gözünüzden düşmeyeceğini... ...ona hissettirebilirsiniz... ...çünkü bunların hepsi çok insani duygular... ...yani bazen biz ister istemez işte kadına belli roller, erkeğe belli roller biçiyoruz. Ve diyoruz ki işte erkek ağlamasın. Niye ağlamasın? Onun da gözleri var, göz pınarları var. Yüce Yaradan ona da gözyaşı vermiş. E niye o duygularını saklasın? E işte bu yüzden ona bu konuda açık olabileceğini ya da bu tarz paylaşımları sizinle yapabileceğini hissettirmek bu dönemde çok kıymetli. Çünkü hayatında hem fiziki anlamda hem de ruhsal anlamda bazı bitişlerinde gündeme geleceği, kendisini böyle arkasından hançerlendiğini hissettiği, yani aldatıldığını, aldatılacağını hissedeceği enerjiler var. Az önce de söylemiştim anne, dişil enerji çok yoğun bir şekilde bu anda, bu dönemde hayatında hani annesini özleyebilirsiniz inanılmaz bir şekilde anneci olabilir. Ee, ya da bir şekilde sizi annesi gibi görmek isteyebilir. Ya da en önemlisi sizin onun bu dönemde birazcık böyle annelik yapmanız gerekebilir. Ee, iyileşebilmesi, şifa e, olabilmesi ya da şifaya e, şifalanması için bu tarz bir yaklaşımın da kıymetli olacağını hatırlatmak istiyorum. Bu dönemde çok büyük bir farkındalık içinde olacak. Yani ayacak mı? Ayacak. Ee, Rus olarak büyüyecek. Bu dönemde inanılmaz rüyalar görebilir. Gördüğü rüyalarda dejavu hissine sahip olabilir. Ee, i̇lahi adalet döngüsünün de yine ondan yana oldu. Eğer bir mahkemesi varsa kazandığı, kazanıcı. Ama en önemlisi hayata karşı artık bazı prangalarından özgürleşip, Gerçekten de özgürlüğü yakaladığı, o uyanışı, o farkındalığı hissettiği bir zaman diliminde <laughs> Bu deste beni çok mutlu ediyor Umarım sizi de mutlu eder ee, Şöyle söyleyeyim, yıldızı parlıyor Öncelikle onu söyleyeyim, gerçekten de yıldızının muhteşem bir şekilde Şöyle gelelim de şöyle olsun evet. Yıldızının muhteşem bir şekilde parladığı ...bir zaman diliminde... E, ...hayatında bir mucize gerçekleşebilir... ...sizle beraber o mucizeye... ...imza atabilir... E... Bir konuda terfi olabilir ya da bir konuda bilir kişi olabilir. Ama öyle ya da böyle hayatının bir alanında gerçekten de böyle yıldızının muhteşem bir şekilde parladığı, parlayıcı bir zaman dilimi var. E sonrasında bu dönemde zaten çok duygusal olacağından dolayı çok daha fazla korumacı olabilir. Aynı şekilde kendisine dair de çok daha fazla onu korumanızı istediği, yani onu gözetmenizden keyif alacağı, ona karşı birazcık daha böyle nasıl söyleyeyim korumacı olmanızı istediği belki de annelik yapmanızın bu dönemde gerçekten de çok kıymetli olduğu bir zaman dilimi var ve son olarak da enteresan sürprizlerle Enteresan tesadüflerle fakat meleklerinin tamamen onunla beraber olduğu şansının bu dönemde gerçekten de açıldığı. Yani yolda tüy bulabilir, yolda para bulabilir ya da işte bir videomda bahsetmiştim hatırlarsanız e, arabanın e, dikiz aynalarını kullanıyor. E, kontrol eden düğmeyi buldum bir sonraki gün ve kendimi inanılmaz şanslı hissettim hani kaybettiği şeyler varsa bunları bulabilir e, ya da bir şekilde gerçekten de şansının açık olduğu yani böyle dört ayak üstüne kedi gibi dört ayak üstüne düştüğü muhteşem bir zaman diliminde fakat birazcık böyle o şeyden geçecek sıkıntıdan o gerginlikten o e, cendereden geçecek çünkü çocuk bile özellikle de doğum yapmış olan hanımefendi gönül dostlarım bana bu konuda hem fikir olacaklardır diye düşünüyorum çocuk dahi acısız sancısız doğmuyor bizler de o sancıyı çekmeden o acı tünelin içinden geçmeden olgunlaşamıyoruz birazcık bunları yaşayacak ama sonrasında çok kıymetli ruhsal açıdan o basamakları çıktığı kendini bulduğu ve sizinle de aşka bulduğu harika bir zaman dilimine doğru adım adım gideceğini de paylaşmak istiyorum. Şimdi sevgili gönül dostlarım izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim gibi her dem bütünün hayrına olması niyetiyle her zaman aşkı sağlıkla kıldın ve hoşça kalın.